Saçları kara cüzlevi ela, Zeynep'im, Zeynep'im ana. Doğru Yol Derneği'nin kuruluşundan 1951-2006 yılına kadar geçen 55 yıllık bir zaman diliminde dernekte meydana gelen değişmelerin, organizasyon işlerinin, ulus ve uluslararası faaliyetlerin kronolojisini bir saatlik bir belgesel yayında yapmak hayli güç bir iştir. Bu dönem içinde meydana gelen toplumsal değişmeler, 90'lı yıllardan sonra uygulanan ekonomik yaptırımlar ve 1999 yılında Kosova'daki savaş, toplumu olduğu gibi Doğru Yol Derneği'ni de etkilemiş, derneğin bu dönemlerdeki çalışmalarında bir düşüş yaratmıştır. Bilakis 90'lı yıllarında çok partili sisteme geçiş ve Doğru Yol Derneği'nden bazı kol başkanlarının ayrılması ve yeni dernekler kurması bu derneği olumsuz şekilde etkilemiştir. Etkin ve mevcut olan üye sayısının da azalmasına ve başka derneklere de dağılmasına sebep olmuştur. Bu dönemde meydana gelen bu olumsuz şartlara uyum sağlamaya çalışan Doğru Yol Derneği, umudunu yitirmemiş, dernek içinde bu parçalanmayı ve dağınıklığı önlemek için 1996 yılında gerçekleştirmiş olduğu yeni bir örgütlenmeyle bütün çalışmalarını yine bir çatı altında toplamaya başarmıştır. Dolayısıyla bu dönemi kendine has şartlar altında değerlendirmeye çalışırsak, bu dönemde meydana gelen bu toplumsal gelişmeler, bir taraftan burada yaşamakta olan Türk halkının ve Doğru Yol Derneği'nin yeniden oluşumunu ve bu şartlara uyum sağlamasını beraberinde getirmiştir. Böyle bir kopukluğa ve dağınıklığa tahammül edemeyen derneğin yeni yönetimi ve mümtaz sanatçıları yapmış oldukları faaliyetlerle, göstermiş oldukları üstün yetenek ve katkılarıyla, yaşatmış oldukları sanatıyla, müziğiyle ve diğer edinimleriyle dernek varlığını devam ettirmeye ve günümüze kadar dimdik hayatta tutmaya başarmıştır. Çizmiş oldukları yolundan bir an bile caymayarak, başarılarına yeni başarılar katmaya devam ederek, yarım asırdan fazla Avrupa kıtasının bu topraklarında Türk varlığının ve müzikisinin en ehemmiyetli koruyucusu olarak halkın karşısına çıkmıştır ve bu topraklarda Doğru Yol Derneği'nin en büyük derneklerden biri olduğunu defalarca ispatlamıştır. Kuruluş amaçlarını genişletilerek bu zaman diliminde yapmış olduğu faaliyetlerde her zaman Türk kültürünü ve medeniyetini en iyi bir biçimde temsil etmiş ve Türk varlığının buralarda mevcudiyetini ve dimdik ayakta durduğunu kanıtlamıştır. Amacı Türk kültürünü, medeniyetini, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi, diğer tarihi mirasımızı korumak, halkımızda birlik ve beraberliği sallamak, müziğimizi ve halk danslarımızı, konuştuğumuz Türkçeyi ve Türkçemizi geliştirmek ve yaşatmaktı. O sadece bir dernek değil, aynı zamanda bir sanat ve müzik okulu olmaya başarmıştır ve bu topraklarda Türk kültürünün ve müzikisinin en gerçek ve en önemli bekçisi olarak ön planda çıkmıştır. Derneğe gelmiş geçmiş her kesimden insanlar girmiş ve çoğu bir sanatçı olarak da orada kalmış ve toplumuna faydalı olduğundan dolayı gurur duymuştur. Bu dönem içinde Kosova'da eski ve yeni dönem Türk varlığının bir simgesini oluşturan Doğru Yol Derneği'nin devamlı faaliyet göstermesi, bu topraklarda gölgede kalmaması gereken Türk müzikisinin, folklorunun, sanatının, kültürünün, tek sözle medeniyetin yaşatılması, yenilenme anlamını da taşımaktadır. Bugüne kadar faaliyetler aşamasında benzeri olmayan bir dernek olarak Doğru Yol aynı zamanda bura Türk halkına güvenç kaynağını oluşturmakla Türk sanat deasını sergileyip burada Türk varlığının mevcudiyetine dair en önemli kanıtlardan biri olmaya başarmıştır. Çünkü Doğru Yol denince burada yaşayan diğer halklara
hep aklına prizen Türklüğü, Türk geleneği ve Türk müziği ve folkloru gelir. Zaman zaman dernekte değişen üye sayısının genelde 150-200 civarında olduğu malumdur derken, derneğin 45. kuruluş yıl dönümü kutlamaları arifesinde dernekte 500'den fazla üyenin kayıtlı olduğu ve o kadar da üyelik karnesinin dağıtıldığı en gerçek kanıtlardan biridir. Genelde bu 55. yıl dönümü içinde dernekten 3000 kadar üyenin gelip geçtiğini tevhim ederek, bu üyelerin arasında 700 kadar sanatçı, seyircisinin karşısına müzisyen, şarkıcı, türkücü, yazar, tiyatrocu, ressam, besteci, sunucu, folklorcu, yönetici gibi çıkmıştır. Bu üyelerden çoğu da bu dernekte büyüyüp gelişmiştir. Siyasi sahnede de Türkleri temsilen çok ehemmiyetli vazifelerde bulunmuşlardır. Bir bölümü de dernekte başkan, az başkan, sekreter, kol başkanı ve çoğu da geniş çapta ünlü müzisyen, besteci, şarkıcı olmuşlardır. Çoğu plak doldurmuş, müzik festivallerine ve muhtelif müzik yarışmalarına katılarak, birinciliği kazanarak çok sayıda ödüller almıştır. Şairlerimiz, araştırmacı yazarlar üyelerimiz ve ressamlarımız resim sergileri düzenleyerek ulusal ve uluslararası sahnelerde kendilerini geniş kamuoyuna tanıtarak ödüller kazanmıştır. Bu dönem içinde bilhassa 1996 yılından başlayarak derneğin nizamnamesinde meydana gelen köklü değişmeler muhtevasında, eski dernek kollarının adlarında da bazı değişmelerin meydana geldiğini ve dernekte yeni kollarında kurulduğu malumdur. Nice ki Ziya Şişko Türk Sanat Müziği Kolu, Yeşil Turnalar Türk Halk Müziği Kolu, Ay Yıldızlar Türk Hafif Müziği, Tasavvuf Müziği Kolu, Halk Oyunları Ekibi, Nazım Hikmet Edebiyat Kolu, Aziz Buş Tiyatrosu, Faik Emruş Türk Müziği Korosu, Ata Çocukları Çocuk Grubu, Resim Kolu, Muhammed Şerif Resital Kolu, Esin Dergisi Yayınları, Türk Tarih Kolu, Erkan Laya Halk Dansları İkinci Kolu, Örf ve Adetler Kolu, Süleyman Brina Uluslararası Balkanlar Türk Kültür Hizmet Ödülü, Kütüphane Kolu, Filiz Çocuk Dergisi, Foto Video Kolu ve Marketing Kolu. Doğru Yol Derneği'nde bugün mevcut olan bu 20 koldan en yenileri 1998-2002 yıllarında kurulmuştur. Bu dönemde derneğin nizamnamesinde yapılan yeni değişmelerle ve yapılanmayla kolların başkanları aynı zamanda derneğin yönetim kurulu üyeleri olarak da sayılmaktadır. Biz dernek kollarıyla ilgili teferruatlı malumatları bu belgeselimizde değil, gelecek belgeselimize bırakmaya uygun gördüğümüzü bildirirken, kuruluşundan günümüze kadar Doğru Yol Derneği yönetiminde bu büyük değişmelerin olmasına rağmen kuruluş yılında belirlenen derneğin yönetim organları olarak yıllık toplantısı, yönetim kurulu ve başkanı aynen kalmıştır. Bu organlar yanı sıra derneğin az başkanı, sekreteri ve veznedarı da vardır. Eskiden olduğu gibi bugün de derneğin en büyük yönetim kurulu yıllık toplantısıdır. Kuruluşunda belirlenen görev ve ödevleri aynen kalmıştır. İkinci kolektif organı olarak bilinen yönetim kurulunda zaman zaman üye sayısı değişmiştir ve kurulan kolların sayısına bağlı olan yönetim kurulunun üye sayısı bazen daha az, bazen de daha çok olmuştur. Bugün derneğin yönetim kurulunda 31 üye bulunmaktadır. Yönetim kurulunun da görev ve ödevlerinde bir değişiklik olmamıştır. Kuruluşundan günümüze kadar seçilen 13 yönetim kurulundan 275'inde her kesimden üye gelip geçmiştir ve derneğin her yönlü faaliyetlerinde başarılar elde etmek için çaba sarf etmişlerdir. İlk dönemlerde tek başkan olarak 4 yıl süren dernek başkanı süresi
1979 yıllarından itibaren dernek nizamnamesinde yapılan yeni değişmeler nedeniyle başkanlık sistemine geçilmiştir. 5 kişiden oluşan başkanlığın süresi ilkin 2 yıl, daha sonra da 4 yıl sürdüğü için başkanlık başkanlarının da süresi ilkin 6 ay, sonra da 1 yıl olarak belirlenmiştir ve bu durum 1994 yılına kadar sürmüştür. Bu yılda yapılan yeni değişmelerle yeniden tek başkan sistemine geçilmiştir ve başkanın süresi 4 yıldan 2 yıla indirilmiştir ki bu durum bugün de aynendir. Kuruluşundan günümüze kadar Doğru Yol Derneği'nde 25 başkan ve bir o kadar da az başkanın seçildiğini geçen belgeselimizde adlarıyla ve görev yaptıkları dönemleriyle bildirmiştik. Bütün dernek başkanlarının kendine has bir katkısı olmuştur ve derneğin en iyi biçimde temsil edilmesinde elinden geleni yaptıkları malumdur. Bu organlar yanı sıra Doğru Yol Derneği'nde kuruluşundan günümüze kadar seçilen dernek sekreterlerinde büyük katkısının olduğunu vurgulama gerekir. Derneğin bütün yazı ve yazışma işleri, konser ve diğer temsiller hazırlıkları ve örgütlenmeleri bu kişiler tarafından hazırlanmış yetkili organa sunulmuştur. Dernek sekreterleri arşiv ve dernek etkinlikleriyle ilgili bütün faaliyetleri tutanak ve belge halinde arşivleştirerek korumuşlardır. Kuruluşundan günümüze kadar Doğru Yol Derneği'nin yapmış olduğu etkinliklerin sayısı kesin olarak bilinmez. Lakin yıllık raporlarındaki malumatlarda dernek çerçevesinde etkinlik gösteren bütün kolların her yılda 25-30 civarında konser veya başka türde temsile düzenlendiği görülmektedir. Dolayısıyla bu 55 onur dolu yıla kadar bu derneğin çeşitli maksatlar için tertiplemiş olduğu temsillerin sayısı 2500 civarında olduğu, seyredenlerin sayısının da 500 bin civarında olduğu anlaşılmaktadır. Bu temsiller, yani sıra Doğru Yol Derneği'nin bugüne kadar katılmış olduğu 40 civarında ulusal ve uluslararası festivalleri, yüzlerce edebiyat saatlerini ve yayın etkinliklerinde katmış olursak, bu derneğin günümüze kadar hiç durmadığını, yorulmak nedir bilmediğini ve hep bir faal içinde bulunduğunu görmekteyiz. Hep yenilikler peşinde koşan ve halkımıza her zaman iyi temsiller sunmaya çalışan bu dernekte yapılan faaliyetlerin altın yılları olarak 1970-1996 yılları sayılmaktadır. Bu mevzu üzerinde yaptığımız bir incelemeye göre dernekte günümüze kadar 5 neslin geçip yetiştiğini görmekteyiz. 1951-1961 yıllarına kadar ilk nesil, 1961-68 yıllarına kadar ikinci nesil, 1969-79 yıllarına kadar üçüncü nesil, 1980-2000'li yıllarına kadar dördüncü nesil ve 2000 yıllarından günümüze kadar beşinci nesil sanatçıların gelip yetişmesi, bu dernekte eski nesillerin yerini alarak yetenekleriyle derneğin daha başarılı ve daha yüksek bir kerteye ulaşmasında, temsillerinde daha kaliteli olmalarında büyük emeği geçmiştir. Bu üyelerden kimileri hayat boyunca, kimileri de belli bir dönem içinde dernekte etkin oldukları alanlarında katkılarını sunmaya çaba göstermişlerdir.
Bunu derken, örneğin derneğin ilk neslinden olan merhum Ziya Şişko, merhum Faik Emruş, merhum Reşat Lale Vırmıç'a bütün hayat boyunca emekli olmalarına rağmen bu derneğe hizmet vermekten vazgeçmemişlerdir. İkinci nesilden merhum Reşat Şinik, Fadıl Şalyan, Aluş Nuş, Başkim Çabrat, İrfan Şekerci, üçüncü nesilden Reşit İsmet, Agim Fişar, Nevzat Şundo, Ray Vırmıç'a, Zeynel Beksaç, Ethem Baymak, Talat Mitroviç'a, Sami Koka, İskender Muzbek, Medülkü Cibo, Altay Suroy, dördüncü nesilden Şevki Kazas, Reyhan Kantarcı, Fikret Refeya, Tahir Luma, Adnan Jılta, Daşni Veşal, Şaban Namleci, Şaban Karahasan, Ferhat Aşıkverki, Mikuş Jılta, Reşat Mako, İbrahim Etek, Naid Vragoli, Fikret Menekşe, Yunus Şimşek, Zeki Vırşevca gibi sanatçılar ilerlemiş yaşlarına rağmen hala aktif bir şekilde faal göstererek derneğe katkılarını sunmaktadırlar. Layıkla andığımız bu sanatçı ve yazarlarımızın çoğu bugün 50-55 yaşlarını aşmalarına rağmen 35-40 bazılarda 45 yıldan fazla etkin bir biçimde sahnede kalıp hala büyük bir hevesle faal gösterdikleri ve hep yenilikler peşinden koştukları, sunmuş oldukları temsillerden ve yapmış oldukları diğer etkinliklerden görülmektedir. Thank you.
1967 yıllarında derneğin yer sorunu da çözülerek yeni müzik aletleri yanı sıra ses araçları ve ilk olarak derneğe İrfan Şekerci tarafından bağlama getirilerek bağlama çalışmalarına da başlanmıştır. Bu dönemde yapılan ilk bağlama konseri büyük ilgi görmüştür ki halkımız artık halk türkülerimizi bağlamalardan dinlemeye başlamıştır. Bu dönemde en büyük patlama dernekte ilk olarak Türk afif müziği çalışmalarının başlatılması ve kısa bir zaman içinde halkın beğenisini kazanarak büyük başarılara imza atmasıdır. Dernekte Türk afif müziğin çalışmaları başlayınca yerli bestelerimiz de gün yüzünü görmeye başlamıştır. Kuruluş dönemine kıyasen bu dönemden başlayarak derneğin hemen hemen bütün üyeleri Rişne radyo ve televizyonunda şarkı ve türküler çizerek, plaklar doldurarak Kosova Türk müziğine de katkılarını sunmaya başlamışlardır. Altın dönemi olarak nitelendirilen bu yıllarda dernekte etkinliklerin zirvesi yaşanmaktaydı. Bu dönemde ilk olarak Doğru Yol Derneği Türkiye'de düzenlenen Selçuk Efes Uluslararası Şenlik Festivali'ne katılmıştır. Göstermiş olduğu performansıyla ve elde edilen büyük başarı nedeniyle bu yıldan başlayarak yani 1978 yılından başlayarak derneğin halk dansları kolu Türk müziği kolu eşliğinde günümüze kadar her yıl Türkiye'de düzenlenen bir, iki bazen de üç uluslararası festivale katılmaktadır. 1978 yılında kurulan çocuk kolu dernekte etkinliği ve canlılığı daha da arttırmıştır ve derneğin sıralarına yeni üyeler ve sanatçılar katmıştır. Bu kol sayesinde dernekteki yeniliklere daha bir halka eklenerek yeni bir neslin ve sanatçıların oluşmasına büyük katkı sunulmuştur. Aynı zamanda bu dönem içinde dernekte Nazım Hikmet Yazın Kolu ve bu yazın kolu himayesinde basın ve yayın hayatı da faal göstermeye başlamıştır. Başlangıçta Doğru Yol adıyla, daha sonra da Esin adıyla ve çocuklara adanmış Filiz adında dergilerde yayınlanmaya başlanmıştır. 1990 yıllarında çok partili sistemin başlaması, toplumda olduğu gibi Doğru Yol Derneği'nde de büyük değişmelere sebep olmuştur. Bu döneme kadar biraz önce bildirdiğim gibi dernekte faal gösteren bazı kol yöneticileri dernekten ayrılarak yeni dernekler kurarak dernekte üye sayısının azalmasına ve dağılmasına sebep olmuştur. Öyle ki artık prizent sanatçılarının toplanacak olan sadece Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği değil, birkaç kültür sanat ve diğer dernekleri olmaya başlamıştır. Bugün de durumun aynı olduğunu tefhim ederken Doğru Yol Derneği uzun bir zaman eski seviyesine ulaşmak için elinden geleni yapmıştır. Fakat pek başarılı olmamıştır. Dernek nizamnamesinde yapılan değişmelere ve yeniden 2 yıl süreyle tek başkan sistemine geçmesine rağmen bu durum yine de istenilen bir şekilde giderilememiştir. Ancak 1996 yılında yeni yönetimin seçilmesiyle ve Agin Fişar'ın dernek başkanı görevine gelmesiyle dernek çalışmalarında ve organizasyonunda çok önemli ve olumlu bir toparlanma olmuştur. Ki bu bir dönem dernekten uzak kalan çoğu eski ve mümtaz dernek üyelerinin yeniden derneğe dönmesine sebep olmuştur. Bu aşamada derneğin onarımı yapılarak derneğin 45. kuruluş yıl dönümü görkemli bir şekilde kutlanmıştır. Akabinde ilk olarak mümtaz dernek sanatçıları Ankara'da Dr. Mehmet Özbek yönetiminde ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosu katkılarıyla Prizent Türküleri 1 kasetini de doldurmuştur. Kısa bir dönem süren bu toparlanma, Kosova'da yeni savaş kıvılcımların başlamasıyla sarsılmıştır. Savaş esnasında durdurulan faaliyetler ancak savaş sonrası geçen bir zamandan sonra başlamıştır.
savaş sonrası ilk yıllarda büyük bir toparlanmanın olmadığını bildirirken derneğin 50. kuruluş yıl dönümü kutlanmıştır. Akabinde bazı kollarda yine bir duraklanma hissedilmiştir. 2005 yılının Mart ayında yapılan yıllık toplantısında İrfan Şekerci'nin dernek başkanı görevine seçilmesiyle dernekte ve faaliyetlerinde büyük bir canlanma ve pırıltı olmuştur. Yeni başkan sayesinde dernek yeniden bir süre dernekten uzak kalan bazı eski ve değerli üyelerine kavuşmuştur. Bu canlanma halkta derneğin uzun bir uykudan uyandığı izlenimini vermekteydi. Bu dönemde en büyük canlanma Türk Sanat Müziği kolunda müteakiben emektar sazende ve hanende sanatçısı Sayın Başkim Çavra teveccühündeki Türk Tasavvuf Müziği kolunda ve halk dansları kolunda hissedilmiştir. Bu dönemin en büyük başarısı Sayın Başkim Çavrat'ın yönetiminde Tasavvuf Müziği kolunun Doğum Kutlu Haftası tasavvuf konserlerinin her yıl düzenlenmesi yanı sıra ilk olarak derneğin Konya'da her yıl Aziz Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenmekte olan Şebihi Aruz şenliklerine akabinde de Kosova Prizrenliler Yardımlaşma Derneği misafiri olarak İstanbul'da hemşerilerine tasavvuf ve diğer müzik konserlerin tertiplenmesidir. Ayrıca bu dönemde uzun yıllardan sonra beklenen Gostivar, Üsküp ve Prişne konserleri yanı sıra ilk olarak Arnavutluk turnuvası ve İşkoda'da Türk Tasavvuf Gecesi'nin gerçekleşmesidir.
Kuruluşundan günümüze kadar derneğin 20. 30. 35. 40. 45. 50. yıl dönümü kutlamaları görkemli bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu kutlamalara yüzlerce üye katılıp kutlamaların bu derneğe yakışır bir biçimde görkemli geçmesine vesile olmuştur. Bu kutlama etkinliklerini binlerce kişi seyretmiş ve bu derneğe gereken desteğini sunmuştur. Bütün bu kutlamaların arifesinde üyelerimize takdirnameler, onurluklar ve diğer ödüller de dağıtılmıştır. Ayrıca derneğimize yetkili organlardan ve diğer kuruluşlardan yüzlerce selamlama ve kutlama telegrafları, özel olarak da çalışmaları için çok sayıda ödüller de verilmiştir. Derneğin çalışmalarıyla ilgili günümüze kadar bu derneği takip eden her dildeki basın ve yayın araçlarında ve medyada 1000'den fazla başlıklı ve 3000'den fazla yazılı sayfa yazılmış, radyo ve TV'de 50 civarında özel yayın ve röportajlar sunulmuştur. Örneğin sadece Tan gazetesinde 1969-1998 yılları arasında Doğru Yol'un çalışmalarıyla ve diğer etkinlikleriyle ilgili 715 başlıklı yazı ve 2000'den fazla sayfanın yazıldığını bizzat biliyoruz. Bu arada Doğru Yol Derneği'ni ister politik, ister sanat ve yazın alanında ad yapmış çok sayıda önemli kişiler ziyaret etmiş, bu derneğe övgü, takdirname ve çok sayıda ödüller vermişlerdir. Bu ziyaretler arasında en önemlisi de 1999 Kosova Savaşı sonrası Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in ve akabindeki yüksek heyetin, 2005 yılında Dışişler Bakanı Sayın Abdullah Gül'ün ve yüksek heyetinin ziyaretlerini anmaya değerdir. Bu ziyaretler çerçevesinde derneğin yetkilileri de çok önemli yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerde bulunmuşlardır. Bugüne kadar gerçekleşen ziyaretlerde, katılmış olduğu festivallerde, yapmış olduğu diğer etkinliklerde Doğru Yol Derneği'ne 500'den fazla onurluk ve 2000'den fazla takdirname ve diğer övgüler verilmiştir. 2006 yılının sonlarında kutlanması beklenen 55. kuruluş yıl dönümü çalışmalarının harmanında Doğru Yol Derneği'nin en önemli özelliklerinden biri de Prizren ve dışında etkinliği gösteren bu nevi derneklerle işbirliği yapması, ortaklaşa ve karşılıklı konserler ve diğer temsiller düzenlemesidir. Diğer yandan derneği olmayan şehir ve kasabalarda bu nevi dernekler kurması ve ilk yıllarda onlara canı gönülden yardım etmesidir. Bütün bu etkinlikler ve dernekle ilgili daha birçok malumatlar ilerleyen belgesellerimizde teferruatlı bir muhtevayla teşhir edilmeye çalışılacaktır.